Arkadaşlar merhaba. Temel Teknik YouTube kanalımıza yeniden hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün sizlere güçlü al sinyali veren 5 adet hisse senedinin teknik incelemesini yapacağız. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı ve yorumlarınızı bekliyoruz dostlar. Değil arkadaşlar. Öncelikle baktığımız zaman 100 endeksimiz bugün bizim istediğimiz seviyede kapattı hem dün hem de daha önceki günlerde sizlere hem canlı yayınlarımıza hem de videolarımıza 100 endeksimizin geçmesi gereken direnç noktalarını belirtmiştik. İlk direnç noktası 10.080 seviyesiydi. Bugün burayı geçerek 10.110 seviyesinde kapattı. Güçlü bir borsa vardı bugün. Alı çok güzeldi arkadaşlar. Yabancı tarafta da çok güzel girişler yapıldı. Şu an için bugünkü kapanışımıza baktığımız zaman %2.82 artışla kapatması bizim yüz endeksimize iniş trendimizi zaten kırmıştı. Şu an için yükseliş trendimize başladığını söyleyebiliriz. Borsa yüz endeksimizin bu artışı hisse bazı hareketleri de beraberine getirmiştir. Özellikle bankacılık tarafında Akbank çok güçlü bir şekilde yüksek bir alımla yüksek bir pozisyonla kapatması ve tabii ki yan hisse senetlerini de tavan yapan çok hisse senetler oldu arkadaşlar Aslında baktığımız zaman uzun zamandır Özlem duyduğumuz bir artışı bugün gerçekleştirmiş durumda Yüz endeksimizin bugünkü kapanışımızı 10.110 seviyesinde yapması yeterli mi bir noktada Evet yüzde 50'sini geçtik artık bundan sonra yavaş yavaş karaya oturacağız bunun bir sonraki hedefimiz 10357 seviyesi. Çünkü arkadaşlar daha önce bahsetmiş olduğumuz büyük bir kırılım noktası vardı. Bunu geçebilmemiz için yani şuradaki noktayı geçebilmemiz için de 10357 seviyesi üzerinde kapanışları görmemiz mümkün mü? Şu an için baktığımız zaman indikatör tarafımızda artık iki tane pozitif mum yaptık. Kırılımımızı zaten RSI tarafında gerçekleştirmişti. Bundan sonraki hareketlerimiz yukarı gösteriyor arkadaşlar. Tabii ki borsadır. Bir bazı zamanlarda geriye çekilmeler, kar satışları olabilir panik satışlarda getirebilir ancak şu an için bizim gördüğümüz grafikte böyle bir durum söz konusu görülmüyor bu hafta cuma sonu kapanışa kadar eğer ki 10357 seviyemizi geçersek hedefimiz 10928 seviyesi olarak karşımıza çıkmış durumdadır. Şimdi bundan sonra bir de dolara bakalım arkadaşlar. Dolar bugün bayağı bir geriye çekildi. Yükselen trendimizi kırdı arkadaşlar. Daha önceki dünkü yayında da videomda da bunu dile getirmiştim sizlerle paylaşımda. Dolar için 33.57 seviyesi 56 seviyesi civarlarında yaklaşık olarak buraya kadar bir geriye çekilme görülebilir demiştik ki şu an için bunu doğruluyor. Bizim planlarımıza göre, tahminlerimize göre Aresay tarafımızın kırıldığını, MACD tarafımıza ise bir tane kırmızı mum atması dolardan kaçışı gösteriyor. Çünkü arkadaşlar hem ülkemiz genelinde büyüme oranlarının iyi gelmesi hem de mevduat tarafındaki faiz oranlarının artışı dolardan TL'ye geçişi hızlandırıyor ve bu şekilde de hızlandırma devam edebilir. Aşırı satım bölgesine geldi yani alım bölgesinin artık içerisine girdi. Bu da yavaş yavaş aşırı satım bölgesi içerisinde daha da fazla bir dolar dolarda satış durumu gösterebilir. Geldik gram altın tarafına gram altında da keza 2712 seviyesi bizim için baz alacağımız İlk destek noktasıydı. Bu destek noktamıza bugün iğne atmış durumda. Henüz tabii ki piyasa kapanmadı. Bu hafta sonuna doğru diyelim daha doğrusu. Altın tarafında da bir geriye çekilme içinde 2712 seviyesi eğer aşağısında bir kırılım yapar ise tekrardan aşağı doğru özellikle 2660'lı seviyelere doğru bir geriye çekilme olabilir. Keza RSI tarafında burada da kırılım yapmış ve makdiye tarafında da para çıkışları görülmektedir. Son olarak gümüşe gelelim dostlar gümüşte de büyük bir satış baskısı devam ediyor. 32.18 desteğimizi kırdığı için 31 seviyemizi de iğne atmış ki 31 seviyemizin aşağısına doğru da iğne atmış. Dolayısıyla şu an için baktığımız zaman biz gram Gümüşte de bir geriye çekilme devam edebilir. RSI tarafımızda boynunu büküp kırılmaya yaklaşmış. MACD'de eğer ki yarınki durumda pozisyonu da satış olursa kırmızı bir mum görme ihtimalimiz vardır dostlar. Değerli dostlar sizlere kısaca borsa, altın, dolar ve gümüşü elimde, elimden geldiği kadar yorumlamaya çalıştım. Şimdi gelelim sizlere. Tabii ki videomuzun önemli başlığında da gördüğünüz gibi güçlü al sinyali veren 5 adet hisse senedi. Bakın arkadaşlar burada özellikle analize geçmeden önce bir not. Videomun başında da yasal uyarı yazısının mutlaka okuyun hem bu videonun aşağısında açıklamada yazıyor hem de kanalımızın e, ana sayfasında hakkında sayfasında yazıyor buradaki yer alan bilgiler hisseler tamamıyla ve tamamıyla eğitim amaçlı al sat tavsiyesi nitelinde değildir özellikle bunun üstüne basa basa söylemek istiyorum geldik arkadaşlar ilk hisse senedimiz Van et gıda arkadaşlar Van gıda sanayi diye geçiyor Van et gıda Arkadaşlar baktığımız zaman biz 19.9 seviyesinde daha önce iniş trendi içerisinde ikili iniş trendi içerisinde sizlere hem de canlı yayında bahsettiğim bir pozisyonda burada bir diren seviyemiz vardı. Daha önce bahsettiğim 19.9. Bakın burayı kırdı arkadaşlar ve bugün kapanışımızı %5.24 pozitif yaptı. Bu ne istinaden geliyor? Yani bunun açıklaması meal tarafı nedir? Bundan sonra artık bizim hisse senedimizin yukarı yönlü pozisyonların daha da hızlanacağı anlamını taşıyabilir. İlk etapta tabii ki 21.98 ki bugün buraya iğne atmış durumda. Akabinde eğer ki buralarda geçecek olursa 23.3'lü seviyeler yaklaşık olarak bir direnç seviyelerimiz bizi takip ediyor. Şu an için baktığımız zaman aşağı noktadan 19 Ağustos'tan baş başlayan bir yükseliş trendimizi hiçbir şekilde bozmadan devam ettiğini görüyorsunuz. 21.98 ilk geçilmesi gereken direnç seviyesi. İndikatör tarafımızda değerli dostlar, Aresay tarafımız harika bir şekilde boynunu gökyüzüne dikmiş. Makde tarafımıza para girişinin olması, olumluluğu ve yüksek bir oranda olması da bizim hisse senedimizin önümüzdeki günlerde daha da yukarı yönlü pozisyonlar yapacak ve yukarı en üst segmentlerdeki 25.16 seviyelere doğru yükselme potansiyeli karşımıza geliyor. Tabii ki şu noktaları gelebilmesi için öncelikle geçmemiz gereken seviye 25 .16. 16'lı seviyeler olduğunu unutmamakta fayda vardır. Ki keza zaten bu hisse senedimize şu anda kullandığım uygulamada güçlü al sinyali veren bir hisse olduğunu da göstermek istiyorum. Geldik arkadaşlar. Sıradaki hissemiz Doğusan Boru Sanayi Dogup hisse senedi. Dogup hisse senedi de tersten gidelim. Güçlü al sinyali veren hisse senedi. Ve hisse senedimize yine tersten gidelim. RSI indikatörümüze baktığımız zaman kırılımını yapmış durumda RSI say tarafımız ve madde tarafımıza çok güzel bir pozisyondan mum atmış ki iyi bir mum atmış aslında ve hisse senedimizi 26.84 seviyesinde güzel bir şekilde kapattığını görmekteyiz Tamam hisse senedimizi bu pozisyonda bir yükselişte yapabiliriz ya da bu pozisyonda bir yükselişte yapabiliriz ancak baktığımız zaman her iki pozisyonda da iki tane kır mavi mum görüyorsunuz Biz üç tane görmemiz gerekiyor yani bir yarınki pozisyon bizim için önemli. Eğer ki ara trend için yani ara trendin yükselişini görebilmemiz için. Ama yarın bir kırmızı yakar ise burada yine koruyan, koruyan bizi iki tane mavi var. Bir tane daha mavi atması cuma gününe kadar atma ihtimalini karşımıza getiriyor yüksek pozisyonda. Peki buraları yapar ise hisse senedimizin kırması gereken bir seviyesi 27.26 seviyesi. Keza buraları iki kere denemiş ki bugünkü deneyişi de bunu gösteriyor. Ve yüzde 6.09 bir artış yapması da olumlu ve para girişi hacim tarafında harika bir hisse senedimizin yukarı yönlü pozisyonları karşımıza getiriyor. Burada hareketli ortalamamıza baktığımız zaman dostlar 21 ve 55 günlük kırılımımızı gerçekleştirdiği için de inişte akabinde tekrar burada bir kavuşma yaptığı takdirde yani bir gün daha e, salı günü akşam kapanışta e, baktığımız zaman da yaptığı takdirde 27.26 seviyemizi burada rahatlıkla kırabilir. Akabinde hisse senedimizi 29.08 yaklaşık değerlerinde karşımıza gelen bir kırılım yukarı yönlü pozisyonları beraberinde getirebilen bir seviye olduğunu söyleyebilirim. Geldim dostlar diğer hisse senedim. Daha önceki sizlere videomda da bu hisse senedi Afyon Çimento'yu üzerine basa basa güçlü al sinyali veren bir hisse olduğunu söylemiştim ki geçen haftalarda ki halen devam ediyor. Hisse senedimize baktığımız zaman 15.43 direncimizi kırdığı için şu noktada arkadaşlar 15.43'ü kırdığı için yukarı yönlü pozisyonların devam etme ihtimali vardır ve yükselen pozisyonumuzu gayet makul bu seviyede gelmiş ve ilk etaptaki arkadaşlar pozisyon yukarı pozisyonumuzu kırmış. Tabii ki bir sonraki pozisyonu kırabilmesi için yani 17.44'ü kırabilmesi için tabii ki çok kısa bir süre olabilir. 1-2 haftada ya da 1 ayda da olabilir. Buraları şu an için kestirmek güçtür. Ancak hisse senedimizin aşağıdan ana trendimize baktığımız zaman 2 Temmuz'dan gelen bir yükseliş trendi gayet makul bir şekilde hissemizi aslında güzel bir şekilde sindire sindire yani altını doldura doldura getirdiğini söyleyebiliriz. İndikatör tarafımıza hissemizin RSI tarafına baktığımız zaman kırılımının gerçekleştirdiğini burada görüyorsunuz dostlar ve maddemizi de gayet güzel makul bir şekilde 5 günlük pozisyon pozitif olarak makde bunlarımızı görüyorsunuz. Biraz daha para girişi tabii ki olsa iyi, iyi olur. Olabilir mi? Olabilir. Burada biraz da aslında dinlenme pozisyonu yapmışlar ve 15.43 seviyemizin üzerine tutunmalar da iyi olmuş. Hisselerde burada biraz trading yapılmış arkadaşlar. iğnelerden gördüğünüz üzere. Tamam bunlar bir şekilde hissemize spek durumları karşımıza getirir ama olumlu olduğunu söyleyebilirim. Aşağı yönlü olmuş olsaydı biraz daha sıkıntılı bir durum söz konusu olabilirdi. Ancak yukarı yönlü pozisyon olduğu için buradaki iğnelerimiz spek durumların yukarı yönlü yani hissemizi 17.44 seviyelerimize doğru bir kapanışları beraberinde getirme ihtimalini daha ağır bastığını gösterebilir. Geldik arkadaşlar diğer hisse senedimize bu hisse senedimizde Türkiye Sınavı Kalkınma Bankası TSKB ba, Hisse senedi. Hisse senedimize baktığımız zaman gerçekten de harika bir yükseliş trendleri beraberinde getirmiş. Tabii ki günlük bazda bakıyorum şu an için periyodumuza. Ancak hisse senedimiz daha da aşağılardan gelmese bu hisse senedimizin daha da yukarı yönlü pozisyonları getirebilir. Hisse senedimizin ilk dikkat çeken bölgesi buradaki kırılım bölgesi arkadaşlar. Bakın burası tam kırılım bölgesi. Dolayısıyla bizim geçmemiz gereken bölgelerden bir tanesi 12.21 seviyesi. Yani burada 12.21 seviyesi üzerinde kapanış yaptığı takdirde hisse senedimizin hızlı bir şekilde yukarı yönlü pozisyonları daha da ağır basacağı ve hisse senedimizin üst segment noktalarından 13.12 yaklaşık değerlerine kavuşabileceği karşımıza getirebilir indikatör tarafımız keza bunu zaten makde tarafımızın bugünkü kapanışta görebilirsiniz RSI'miz keza bu şekilde kırmış durumda yukarı ve aşırı alım bölgesinde kanalımıza baktığımız zaman yukarı yönlü pozisyonumuzu gösterebiliyor. Hisse senedimizin bu yönle bir artışı yukarı devam etme ihtimali daha ağır basıyor ve güçlü al sinyali veren bir teknik değerler içerisinde sizlere TSK'ba hisse senedi gösterdim ve bugün de yüz %4.07'lik pozitif bir artış olması da bundan sonra hisse senedimizin ilk hedefi 12.21 olduğunu unutmamakta fayda vardır. Burayı geçerse 13.12'leri rahatlıkla tekrar test etme ihtimalini gösteriyor. Geldik dostlar son hisse senedimiz Orge Enerji'ye. Orge Enerji hisse senedimizde keza gayet makul bir şekilde normalde kanal içerisinde gelen bir pozisyonları beraberinde getiriyordu. Yani hisse senedimizin şu pozisyonla itibariyle ve burada bir kanalımız söz konusuydu kabaca çizdim ve bu kapaca çizdiğim şeklimizin üst segment noktası baktığımız zaman 79.55 görünüyor ki keza bugün kapanışımız %4.03 görülmektedir buraya doğru bir Kapanış bu hafta sonuna doğru görme ihtimalimizi daha ağır basıyor. Hisse senedimizin 2 Temmuz'dan gelen yükseliş trendimizi gayet makul bir şekilde kestirmeden yani herhangi bir şekilde bozmadan görebilirsiniz yükselişimizi 79.55 seviyemizi kırdığı takdirde bir sonraki üst segment seviyelerimize 86.55 yaklaşık değerlerimize doğru bir yönelim devam edebilir. Buradaki tabii ki bahsetmek istediğim mevzu Aresay tarafımızın biraz kararsızlık yapmış son iki haftalık hemen hemen. Dolayısıyla bugünkü kırılımımız pozitif yapması, dünkü pozitif yapmasına kırılım başlamış bugünkü iyi bir para girişi akabinde geliyor arkadaşlar. Ama hisse senedimizin bu yönlü 79.55'i geçtiği takdirde ve kapanışları gördüğümüz takdirde 86.55'leri görebiliriz. Ve tekniker olarak da yani teknik değerlerimizde de güçlü al sinyali gösteren bir hisse senedi karşımıza gelmiş durumda. Değerli arkadaşlar sizlere bugün 5 tane güçlü al sinyali veren hisse senetlerinin teknik analizini inceledim, yorumladım, tahmin lerimi sizlerle paylaştım. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Mutlaka aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Paylaşımlarınızı yapın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere esen kalın.